Merhaba arkadaşlar. Malum durumdan dolayı doğrusu her ne kadar içimden ders yapma gelmese de çoğumuz evdeyiz, en azından bir şeyler bu zamanımızı değerlendirelim diye yine de ders yapıyorum. Herkes kendine dikkat etsin lütfen. Evden çıkmayalım. Bunları çok dinledik. İnşallah hepimiz uyuyoruzdur mümkün olduğu kadar. Şimdi arkadaşlar ben bugün sizlere ne anlatayım? Örneğin Excel'in bazı fonksiyonu var, fonksiyonları var mesela. Eşittir işte, topla gibi. Yani şurada gördüklerinizin tamamı arkadaşlar bir şekilde fonksiyondur bunlar. Hani fonksiyonları anlatıyorduk ya. Mesela topla diye bir fonksiyon var. İşte nereyi topla? Şurası ile noktalı virgül şurayı topla diye bir Excel'in hazır fonksiyonu var arkadaşlar. Biz de kendi fonksiyonlarımızı nasıl yaparız onu hemen anlatmak istiyorum. İstediğiniz fonksiyonu yapabilirsiniz. Mesela şu Excel'in topla fonksiyonu kullanmayabilirsiniz. Kendiniz bir fonksiyon yazmak istiyorsunuz. Onun için şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Geliştiriciye geliyorsunuz. Geliştiriciyi sizde yoksa şurada boş yerde şeridi özelleştir deyip şurada geliştirici kutusunu işaretleyebilirsiniz. Veya dosyadan işte seçeneklerden şeridi özelleştire gelip yine yapabilirsiniz vesaire. Şeridi özelleştire geldikten sonra şimdi az önceki topla fonksiyonu mesela kendimiz nasıl yapacağız? Visual Basic tarafına gittik. Buraya gelmenin bir sürü yolu var arkadaşlar. Alt F11 ile gelebilirsiniz. Sayfanın üzerinde sağ tuş işte kod görüntüle diyebilirsiniz. Geliştirici sekmesinden Visual Basic diyebilirsiniz. Yani bu yolları çok. Şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar şimdi ben burada şu projemin üzerinde bir modül oluşturuyorum. Şurada sağ yani direkt şuradaki butondan modüle tıklıyorsunuz. Modülün ismini de mesela ne diyelim işte mod ismi böyle de kalabilir. Hiç sorun değil. İsmine boş verin. Direkt burada bir de arkadaşlar şurada option explicit denilen böyle okunuyor inşallah. Yazılıysa arkadaşlar mutlaka değişken tanımlamanız lazım. O dimle değişken tanımlamak zorundasınız. Onu silerseniz değişken tanımlamasanız da o yine de işlem yapar demektir. Tanımlamanızı yani bu şekilde kalmasında fayda var diye onu da ekleyeyim. Şimdi burada function topla diyoruz arkadaşlar. Topla. Bir A'sı fazla olsun. Tamam arkadaşlar. Parantezi açıyoruz. Şimdi bize ne lazım? X as double diyelim. Virgül. Y as double diyelim. Parantezi kapatalım. Yine as sonuçta yani şu toplam kendisi de double dönecek dedik. Hemen topla eşittir x artı y arkadaşlar. Bu kadar. X artı y dedik ve topla fonksiyonumuzu bitirmiş olduk. Hatta istiyorsanız sonuna msg box işlem tamam da yazabiliriz. Burayı kapatıyorum. Ve geliyorum mesela az önceki Microsoft'un şurada bir sayı yazalım şuraya. 5 ile 15. Aynı zamanda yine 5 ile 15 yazalım. Şimdi Excel'in toplasını kullanalım önce. Eşittir. Topla dedik. Bakın bizim topla da çıktı şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Excel'in de toplası burada. Topla diyoruz. Şurası noktalı virgül. Şurasını topla. Parantezi kapat. Enter. Topladı. Şimdi biz kendi toplamımızı kullanalım. Topla bir A fazla. Bakın toplamımız çıktı. Parantez içinde. Şurası noktalı virgül. Şurası parantezi kapattık. Enter'a bastı. Bakın işlem tamam. Mesajımızı da verdi gördüğünüz gibi. Şimdi mesela Excel'in çarpımı da vardı. Yine buraya 10 diyelim. Şuraya da 2 yazalım. Yazmasak da olur gerçi. Mesela çarpım var arkadaşlar. Eşittir. Çarpım. Bakın çarpım
İşte şurası noktalı virgül şurası. İkisini çarp diyoruz. Bu Microsoft Excel'in kendi hazır fonksiyonu. 2 kere 10 20 veya buraya 5 4 yazarsak işte 40 diye çarpıyor. Biz de mesela az önceki toplamımızda buraya işte 10 yazdığımız zaman sonuç işlem tamam ve 25 olarak da hesapladı. Şimdi biz kendi çarpımımızı kendimiz yap yani ekleyelim, kendi fonksiyonumuzu geliştirelim. Hemen geldik şuraya. Yine function çarp diyelim. Çarp nasıl isim verelim? Çarp bir pensi fazla olsun. Yine arkadaşlar ne ile neyi çarpıyoruz? İşte as double diyelim. Virgül b as double diyelim. Yine sonuç arkadaşlar yine as double olsun. Fonksiyonumuz böyle. Peki ne diyeceğiz şimdi? Çarpım eşittir A çarpı B. A çarpı B arkadaşlar. Ve burayı yine kapatıyoruz. Şimdi kullanalım. Eşittir çarp bakın çarpım çarp bak bizim çarp burada. Ne ile neyi çarpalım? Şuraya yazılacak olan rakam noktalı virgül şuraya yazılacak olanı çarpacağız. Enter basıyoruz. Biz burada çarp demişiz arkadaşlar. Şuraya da çarpım demişiz. Bir p fazla olacak. Hani bu şekilde. Tamam. Evet devam ediyoruz kullanmaya. Gördüğünüz gibi hesapladı arkadaşlar. İşlem tamam ne dedi ya? Eşittir. Çarp. Evet neresi? Şurası. Noktalı virgül. Şurası. Parantezi kapattık. Enter'e bastık. Şimdi biz buraya mesela 10 yazıyorum. Şurada da 4 yazdım. Bakın çarpması 40. Şimdi mesela boş bir hücre boş mu dolu mu onu yapalım örneğin. Yine function diyelim. Mesela boş mu? Boş mu diye yazdık. Parantez içinde x, y, z fark etmez arkadaşlar. Yeter ki bir şey yazın, bir değişken yazın. Mesela a diyelim. Ya da her zaman yazdığım gibi x as burada range diyoruz arkadaşlar. Bunun tipi range olacak. Yani hücre boş mu dediğimiz için x as range sonuç boolean olması lazım. Yani true yanlış veya doğru diye bize söyleyecek. Boş mu, doğru mu, dolu mu? Burada şöyle yazıyorum. Eğer diyorum arkadaşlar eğer ne diyelim? X eşittir boş ise den yani x ya da null da yazabiliriz. Null den boş mu eşittir true yani boş. Else diyoruz arkadaşlar. Bir end if de yazalım unutmadan. O zaman boş mu eşittir false diyoruz bu sefer. Şimdi bunu hemen kullanalım. Mesela şuraya bir isim yazalım. Buraya Ahmet yazalım. Şimdi Ahmet'in bu işlem tamam 2'de 1 niye çıkıyor ya? Şimdi Ahmet bu hücrenin dolu veya boş olduğunu buraya söyleyeceğiz. Eşittir boş mu? Parantez içinde şurası. Şimdi doğru gelmesi lazım. Şey yanlış gelmesi lazım. Bakın Ahmet'i sileyim. Yanlış. Bir dakika ne dedik? Şurada null'dan dolayıdır arkadaşlar. Bunu iki de boş tırnak yapalım. Şimdi tekrar bakalım. Mesela buraya bir şey yazıyorum. Eşittir. Boş mu? Şurası. Yanlış. Aslında true olması lazım. Tamam. Şimdi boş ise doğru. Dolu ise yanlış. Bakın sildiğim zaman boş. Yani doğru. Evet boştur diyor. Bir şey yazdığım zaman boş değildir gibi.
Bu şekilde. Başka aklınıza ne gelirse arkadaşlar, her türlü fonksiyonunuzu burada yazabilirsiniz. Örneğin mesela ne yapabiliriz? Bir üçgenin alanı hesaplayan bir örnek yapalım. Yine anlamanız için diyorum. Function alan diyelim ya da üçgen diyelim. Parantez içinde üçgenin alanını hesapla. Böyle uzunca olsun. Küçük, büyük harfle. Evet. Üçgenin alanını hesapla. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Taban lazım. Taban as yine double virgüllü olabilir diye bu noktalı virgül. Yükseklik as yine double olabilir. Çıkan sonuç da as double olacak arkadaşlar. Yine bakın mantık aynı mantık. 3 üçgenin alanı hesapla eşittir. Neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ve durum bu. Hemen kullanalım burada. Mesela şurada taban diyorum. Taban şuraya yükseklik, şuraya da alan diyorum. Geliyorum aşağıya. Eşittir. Üçgenin alanı hesapla. Neresi? Şurasıyla şurası diyorum. Parantezi kapatıp enter'a basıyorum. Şuradaki formülü aşağıya indiriyorum arkadaşlar. Artık bundan sonra biz burada üçgenin yazdığım zaman bakın alanı hesaplıyor. 65'e 150. İşte 12'ye mesela 12'ye 6 dersem kaç çıkması lazım? 36. İşte taban 50, yükseklik 50 ise 250 yerine 125 şey 1250 yazacak. Gördüğünüz gibi yani Excel'in fonksiyonlarının nasıl hazırlandığını görmeniz için böyle bir örnek yaptım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Siz daha farklı şeyler oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şurada fonksiyonunuzu oluştururken alacağınız fonksiyonun içine alacağınız neleri almak istiyorsanız onların tiplerini en sonunda fonksiyonun kendi dönüş tipini de yazacaksınız. Ondan sonra fonksiyonun adı eşittir. Şuradaki değişkenlere ne yapıyorsanız çarpıyor musunuz, bölüyor musunuz, topluyor musunuz? Bütün bunları yazıp fonksiyonunuzu tamamlıyorsunuz ve Excel'in istediğiniz yerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bu sayfada değil, istediğiniz yerde eşittir. Üçgenin alanı hesapla. İşte şurasıyla şurasını hesapla diyorsunuz. Parantezi kapatıp enter'a basıp isterseniz aşağıya çekebilirsiniz. Buraya yazacağınız rakamları otomatikman hesaplayacaktır. Aynen Excel'in fonksiyonları gibi. Bu dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi geceler diliyorum. Sağlıklı günler, geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Görüşmek dileğiyle.